Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan, bugün sizlerle Özgür Suriye Cumhuriyeti serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Aslında pek tabii ki bildiğiniz üzere Özgür Suriye Cumhuriyeti serisi olarak başlamadık bu seriye. Türkiye'ye bağlı bir Özgür Suriye ordusu olarak Suriye'deki iç savaşı bitirmek adına bu seriye başladık. İlk bölümde iç savaşı bitirdik ve Özgür Suriye Cumhuriyeti'ni kurduk ve Suriye topraklarını yeniden güçlü bir hale getireceğimizi, güçlü bir yönetimle yöneteceğimizi ve Kerem El Cabbar önderliğinde bu yönetimi sağlam temelleri oturtacağımızı halkımıza garanti etmiştik. Bu bölümde de bence, daha doğrusu geçtiğimiz bölümde bunu başarabileceğimizi gösterdik. Hatta sırf bunu başarabilmek için, yani Özgür Suriye Cumhuriyeti'nin geleceğinin önünü açabilmek için Türkiye'yi ittifaklıktan çıkardık. Bakın, bu gerçekten büyük bir risk. Türkiye'yi ittifaklıktan çıkardık. Adamlarla ilişkimiz -25'e kadar düştü ve biz buna rağmen Türkiye'yi ittifaklıktan çıkarmak gibi bir kumarı göze aldık. Eğer biz Türkiye'yi ittifaklıktan çıkarmasaydık, Türkiye bizim topraklarımız üzerinden gelip Mısır topraklarını ilhak edip bizim Özgür Suriye Cumhuriyeti'nin adeta geleceğini kapatacaktı. Yani çünkü Türkiye Mısır aldıktan sonra Özgür Suriye Cumhuriyeti olarak bizim genişleyebileceğimiz bir coğrafya kalmayacaktı abi. En azından sınırlarda genişleyebileceğimiz bir coğrafya kalmayacaktı ve bu kesinlikle çok daha kötü olurdu bizim için. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bu sebeple Türkiye'yi bile, ilişkileri kötüleştirmeyi, Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmeyi bile göze alarak onları ittifaklıktan çıkardık abi. Yani bence artık halkımız kendilerini iyiliğini istediğimizi anlamıştır diye tahmin ediyorum. Bu bölümün başları. Bu bölümün başlarında şunu yapacağız. Evet abi, ufak bir kesinti yaşadım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyordum en son? Bu bölümün başlarında ne yapacağız? Bu bölümün başlarında şunu yapacağız abi. Kesinlikle ve kesinlikle Mısır ekonomisini geride bırakmamız lazım. Gerek fetihler gerek yatırımlar beni ilgilendirmez. Bir şekilde Mısır ekonomisini geride bırakmamız lazım. Şimdi benim önderliğimde, Kerem El Cabbar önderliğinde bir karar almamız lazım. Fetihlerle mi, yani Akdeniz'deki fetihlerle mi, yoksa yatırımlarla mı Mısır ekonomisini geride bırakalım? Şimdi yatırımlarla geride bırakmak kesinlikle bana daha cazip geliyor. Ama yatırımlarla eğer biz Mısır ekonomisini geride bırakırsak ne olacak abi? Bu sefer de nüfus olarak Mısır'ın gerisinde kalacağız. Şimdi nüfus olarak Mısır'ın gerisinde olacağımız için ekonomik olarak en azından Mısır'a biraz fark atmamız lazım. Yani aklımdakini anladınız galiba. Nüfus konusundaki açığımızı ekonomide daha büyük atılımlar yaparak, daha güçlü bir hale gelerek kapatmaya çalışacağız. Amaç, hedef bu. Yapabilir miyiz emin değilim ama ben iyi bir ekonomiye gelebileceğimiz, ki bir ekonomik yatırımla, bir manuel ekonomik yatırımla beraber 370 binlik bir ekonomiye sahip olduk. Yaparız gibi görünüyor. Yani net şekilde yaparız gibi görünüyor aslına bakarsanız. Türkiye ilişkileri geliştirmeyi durdurmuş, bir kez daha geliştirelim. Türkiye ile ilişkileri yine toparlamayı başardık neyse ki, o ufak ittifak kriziyle beraber Türkiye ile aramız maalesef epey bir kötüleşmişti. Bu bizim iyiliğimiz için değil, yani bu bizim yararımıza değil, daha doğrusu, daha doğru bir cümle kurmak gerekirse. Yararımıza olan bir şey değil bu bizim. Bu sebeple her ikisiyle de hem saldırmazlık baktığını, hem de ilişkileri hem İran'da hem Türkiye ile taze tutmak, sıcak tutmak lazım. Şimdi İran daha çok fetihlerle genişliyor, fazla agresif. Yani İran'ın zaten çevre devletlerle arasının kötü olmasının sebebi de aşırı agresif olması. Ama Türkiye İran'la savaşa girdiğinde bunu kesinlikle biz de değerlendireceğiz. Ve Irak topraklarını İran işgalinden bizim için bir işgal artık, yani ilhak ettiler, evet farkındayım ama Özgür Suriye Cumhuriyeti için İran'ın Irak'ta bulunuşu halen bir işgaldir dostlar. Biz bunu bir işgal olarak kabul ediyoruz. Türkiye İran'la savaşa girdiği anda biz Irak'ı İran işgalinden kurtarıp kendi bayrağımız altına alacağız. Kendi bayrağımız altında da daha refah bir yaşam o bölgeye sunacağız abi. Gördüğünüz üzere İran ne yapmış? Gitmiş o toprakları kendi halkına çevirmiş. Gerçi biz de yapıyoruz da onu çaktırmayın. Kendi halkına çevirmiş abi. Zorla ya. Zulüm yani. Bildiğiniz zulüm. O sebeple İran'ın Irak'tan atılması gerekiyor. Sebebimiz var. Şimdi Türkiye ve İran ilişkileri epey kötü. -92'lik bir ilişkileri var. Onlar savaşa girene kadar, yani tabii ne zaman girerler bilmiyorum ama biz bir süre daha ekonomik yatırımlara devam edeceğiz. Biliyorsunuz amacımız, yani en azından bu bölümün nihai amacı, Mısır'ı geride bırakmak. Mısır ekonomisini daha doğrusu geride bırakmak. Onları geride bıraktığımız anda onlara savaş ilan edebilecek güce sahibiz demektir. Bu arada sadece bir yatırımla, yine daha doğrusu iki yatırımla 418 bin ekonomiye ulaşmayı başardık abi. Hatta daha da ilerledik. 458 binlik bir ekonomiye sahibiz şu anda. Müthiş bir ilerleyiş gerçekten. Mısır ekonomisini şu anda geride bıraktık ama dediğim gibi nüfus olarak bizden hala bayağı önde oldukları için o açığı, yani nüfustaki açığı ekonomide onlara daha çok fark atarak kapatmamız gerekiyor. İran benimle ilişkileri geliştirmeyi durdurmuş. Türkiye ile de saldırmazlık paktımız bitmiş. Her ikisiyle de hem saldırmazlık paktını hem de ilişkileri geliştirmeyi yeniden tamamlayalım. Aynen öyle, gayet güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kadar ekonomiye ulaştıktan sonra herhangi bir devletin bizi kolay kolay fethedebileceğini düşünmüyorum ama nüfus olarak geride oluşumuz bizi maalesef çok olumsuz etkiliyor. Arabistan mı lan o? Ha yok, Yemen. Yemen bu arada Mısır'la savaşa girdi şu anda.
Zorluyor da yani. Az çok zorluyor. Evet, bu arada Mısır ekonomisi epey bir düşüşte. 420 binlerden 400 bine kadar düşmüş. Çok güzel bir düşüş abi. Müthiş bir düşüş. İnşallah daha da düşer. Şimdi biz birazcık da o zaman mallara yatırım yapalım. Şöyle bakayım abi, nüfusum nasıl gelişiyor? Yavaş gelişiyor. Evet, biraz yavaş gelişiyor. Ama olsun abi, olsun. Zamanla iyileşecektir. Belki zamanla gelişim bile hızlanacaktır, emin değilim. Yani bu bölüm genel olarak farkındaysanız yatırımlarla geçiyor. Çünkü yatırımlarla da birazcık bizim iş yapmamız lazım. Bu arada İtalya abi ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama evet, şimdi Fransa İtalya'ya bir dur dedi adeta. Fransa ve İtalya savaşı da başladı. Almanya o coğrafyada çok hızlı genişliyor. Ukrayna Romanya ile bir savaş yaptı ve savaşı kazanıp Romanya'nın epey bir toprağını eline geçirmeyi başardı. Türkiye ve İran, evet, sonunda. Sonunda beklediğim oldu. Türkiye ve İran devletleri savaşa girdiler. Şimdi ben ne yapacağım abi? Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Birbirlerini biraz daha yıpratmalarını bekleyeceğim. Bakıyorum abicim şöyle. Biraz daha... Ya İran hemen böyle yenilmez. İran iter abi Türkiye'yi büyük bir ihtimalle biraz. Aynen, aynen. İşte böyle kardeşim. İşte böyle birbirinizi yıpratın. Şimdi Türkiye İran'ı tamamen ittiğinde biz artık o savaşa dahil olacağız abi. Ama ondan önce ordu basım işlemlerini gerçekleştirip bu savaşa kesinlikle bir hazır olmamız, hazır ve nazır olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak Laskiye'den, Beyrut'tan... Yani abi bayağı da bir toprak varmış harbiden. Şunlardan basabiliriz işte ya, aynen. Direkt buradan basalım abi. Yani çünkü ekonomiyi harbiden harcamak istemiyorum. Çok sıkıntılı bir durum o ekonomiyi harcamak. O ekonomileri harcamamamız lazım bizim. Buralardan basabiliriz abicim. Amman'dan basabiliriz. İşte Kudüs'ten basabiliriz. Hayfa'dan basabiliriz. El Hasaka, El Rakka. Rakka'ydı galiba buranın Türkçesi yanlış hatırlamıyorsam. Ya buraların ekonomileri öyle çok yüksek ekonomiler olmadığı için rahatça içimiz rahat bir şekilde harcayabiliriz. Şam nerede? Şam'dan da bir ordu basım işlemi gerçekleştireceğim. Aynen. Buradan da gerçekleştirebiliriz. Şöyle yapalım abi. İstihdamlı bir nüfusu açalım. Aynen. Şimdi buranın ekonomisi kaç? 22 bin. Buradan basmayalım. Buradan da basmayalım. Buradan da basmayalım. Buradan da basmayalım. Buradan da basmayalım. Buradan yine basılabilir. Buradan da basılabilir. Şöyle bakıyorum başka nerede var basabileceğimiz, ordu basabileceğimiz yerler. Ya abi tamam, yine biz ekonomi haritasını açalım ya. Ekonomiyi harcamamak için o kadar büyük özen göstermeye çalışıyorum ki. Harbiden yani. Çünkü böyle yapmam lazım. Yani zaten az ekonomimiz var. Olanı da harcamayalım abi. Harbiden sıkıntı olur bizim için. Şam ekonomisini biraz daha harcayabiliriz abi. Biraz daha kullanabiliriz. Tamam. Türkiye-İran savaşı ne alemde? Bu arada eksiye düştük. Ama eksiye düşmeniz bizim için çok da önemli değil açıkçası. Yani basabileceğimiz en yüksek orduyu basmamız lazım. Çok önemli bir savaşa gireceğiz. Irak işgalinden... Daha doğrusu İran işgalinden Irak'ı kurtarma fırsatı Türkiye-İran savaşının başlamasıyla beraber adeta böyle önümüze geldi. Hani bu savaşı, bu fırsatı harcamamak lazım kesinlikle. İyi değerlendirmek lazım. O sebeple mümkün olan hani bütün şartları zorlamaya çalışıyorum. Yani elimizden de geldiği kadar ordu basım işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz abi. Fazlasını yapamıyoruz yani, bizden de bu kadar geliyor abicim. Yapacak bir şey yok. Bizim de Özgür Suriye Cumhuriyeti olarak bir sınırımız var. Getirin abicim orduları bir araya. Evet, 150 bin ordu. Yeter bence. Yani çünkü savaşta zaten Türkiye de var. Zaten İran'ın ekonomisi de 387 bine kadar düşmüş. Şimdi 4, 8, 12, 16 yapsak yani bir 38 bin ordu. 38 bin aslında bir acayip bir sayı oldu abi. Yolda işte hepsine 40 bin ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Çok da kasmaya gerek yok. 40 bin ordu buraya gelsin. 40 bin ordu buraya gelsin. 40 bin buraya. 40 bin de 29 bin de buraya. Evet abi. Taş gibi, dağ gibi ordularla şu anda İran sınırlarına dizildik ve savaşa hazırız. Savaşımı İran ediyorum abi. Umarım, bak çok umarım, şimdiden düşündüm onu. Türkiye toprakları üzerinden benim topraklarıma gelmezler. Neyse ki arkada param var. Arkada param olmasa harbiden korkardım ama arkada param var. Yani en azından o para bitene kadar şuradan gelsinler, geleceklerse. Ya ondan sonra gelmesinler. Lütfen para bittikten sonra falan Türkiye toprakları üzerinden benim topraklarıma gelmeyin abi. Rica ediyorum. Şimdi Türkiye'nin İran'dan toprak almasını istemediğim için, daha doğrusu Irak'tan, özür dilerim. Türkiye'nin Irak topraklarını almasını istemediğim için hızlı hareket etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet, neredeyse İran'ın tamamını aldık zaten. Biraz daha ilerleyelim, yıldızımız artsın. Çok güzel, Türkiye'de bayağı iyi ilerleyişler gösteriyor. Burası kimin? ABD, ABD hemen gelmiş. Boş toprak bulmasın, hemen konuyor. Hemen geliyor, hemen konuyor ya Amerika Birleşik Devletleri. Güzel de bir seri oldu bu arada, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız seri. Diplomasi serileri de büyük bir ihtimalle devam edecektir. Bu arada onu da bir hatırlatmasını yapayım. Devam edelim. Türkiye ile falan da yapabiliriz mesela. Yani tamam, Amerika ile yaptığımız gibi bütün dünyayı yargılatmaya falan çalışmayız. Ama kendi çapımızda diplomasi ile işlerimizi yürütmeye çalışırız. Türkiye ile olabilir, Çin ile olabilir, Rusya ile olabilir. Bilmiyorum, bakarız. Bakarız abi. Devam edelim. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş ya. Harika ilerliyoruz cidden.
Ya zaten hani oyunun başlarından beri neredeyse Akbaba gibi bunu bekliyoruz abi. Akbaba gibi bu savaşın başlamasını bekliyoruz oyunun başlarından beri. Ve sonunda bu savaş başladı. Sonunda yüzümüzü güldürdü. Evet, çok güzel. Biraz daha devam edelim. Yani mümkün olduğunca yıldız kasalım da. Hani biz nasıl bir barış antlaşması istersek öyle bir barış antlaşması imzalayabilelim abi. Arkadaki 4500 orduyu bırakmamın sebebi de eğer Türkiye toprak kaybederse ve İran bu topraklar üzerinden yine benim işgal ettiğim topraklara ulaşırsa diye bıraktım. Hatta bir 5000 daha geriye bırakmakta fayda var. İran'ın işi belli olmaz. Geriden getireceği ordular ana cephede savaştırdıkları ordulardan çok daha yüksek sayılarda olabilir. Her şeyi göze alarak, her şeyi göze alarak değil de her şeyin ne denir ona, tedbirini alarak bu savaşı devam ettirmek bizim kesinlikle yararımıza olacaktır. Devam. O kaç ordu lan öyle? Göremedim ama güzel bir ordusu vardı orada Türkiye'nin. Güzel abi, bir süre daha devam edelim. Bizim arkadan da 47 binlik bir ordu geliyor. Yani hem Türkiye'nin hem de benim gayet iyi sayılarda ordularımız var abi. Ordu sayısı açısından sorun çekmiyoruz açıkçası. Devam biraz daha. Orayı alamadık maalesef ama geriden gelen ordular artık o bölgeyi halledecekler. Geri kalan toprakları Türkiye almazsa eğer benim için daha iyi olur açıkçası. Ama buradan sonra İran bir direniş gösterir mi? Kuşkuluyum. Gösterebilir. O sebeple Türkiye'de biraz ilerlerse ilerleyemiyor abi, hayır. Eğer bir sorun yaşarsak Türkiye'ye askeri erişim izni veririz. Bizim topraklarımız üzerinden geri bir İran topraklarını halledebilir. Sorun çıkmaz yani. Ama umarım biz alırız, hani bizim almamız daha iyi abi. Afganistan topraklarına kadar ilerlemiş, genişlemiş bir İran devletinden bahsediyoruz. Bu kadar toprağı almak demek epey geniş bir coğrafyayı kendi bayrağımız altına katabilmek demek ki zaten bizim de amacımız geniş bir coğrafya. En azından bu bölgedeki geniş bir coğrafya. Şimdi bu coğrafyaya bakıldığında epey, ne bileyim, dertli bir bölge. Dertli. Hep savaşlardan çıkan, iç savaşlardan çıkan, acı çeken, sürekli acı çeken bir bölge. Yani bütün bölgeler böyle. Bu bölgedeki bütün coğrafya neredeyse böyle. Sadece Orta Asya işte. Kazakistan falan biraz daha refah ülkeler. Onun haricinde bu bölge neredeyse böyle. Bir de Arabistan'da refah diyebiliriz. Özgürlükler fazla kısıtlı abi. Ama bizim adımızda bile var abi. Özgür Suriye Cumhuriyeti. Biz bir Arap devleti olmamıza rağmen daha medeni bir yönetim anlayışıyla ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz ve bu coğrafyadaki diğer halkların bize karşı olan bakış açılarını daha sempatik bir hale getiriyor. Atıyorum Arabistan halkı bizim ülkemizdeki bu özgürlüğü görüp Özgür Suriye Cumhuriyeti'ne karşı daha büyük sempatiler besliyor. Bu da biz oralara gidip oraları fethettiğimizde bize karşı bir sempati beslenmesini sağlıyor. Yani biz de oraya gittiğimizde "Lan bunlar bizi fethedemez" falan demiyorlar abi. Adamlar daha rahat bir yaşam için bizim bayrağımız bizim egemenliğimiz altında yaşamayı kabul ediyorlar. Çünkü daha geniş özgürlüklere sahip olacaklar. Biz dediğim gibi medeni bakış açılı bir Arap devletiyiz abi. Özgür Suriye Cumhuriyeti olarak, yani ana başlığımız bizim budur abi. Arap devletiyiz ama dünyada Arap deyince mesela hep akla ne gelir? Kısıtlamalar, işte özgürlüklerin elinden alınması falan filan. Arap deyince akla bu gelir abi genelde. Yani bilmiyorum ama genelde öngörü budur Araplar hakkında. Biz bu ön yargıyı Araplar adına kıracağız. Yani biz adeta bütün Arapların bir temsilcisiyiz bile diyebiliriz kendimize. Diyebiliriz abi bu arada, cidden deriz. Arapların temsilcisiyiz abi biz, Özgür Suriye Cumhuriyeti olarak. Evet, devam edelim. Son zaten birkaç toprak. Evet, sadece 2 adet toprakları kaldı. Oraları da alalım ve artık bu harbi burada bitirelim abi. Evet dostlar, İran harbinin de yine Türkiye desteğiyle beraber, tıpkı bizim bağımsızlığımızı kazanmamızda Türkiye'nin verdiği destek gibi yine Türkiye desteğiyle beraber İran harbini de sonlandırdık. Şimdi önce Türkiye Barış Antlaşması'nı imzalasın. Evet, bütün toprakları aldı tahmin ettiğim gibi. Şimdi biz imzalayalım abi. 226 adet yıldızımız var. Tüm İran topraklarını almaya yetmese de çok geniş bir coğrafyayı almaya yetiyor gördüğünüz üzere. Şöyle şu şekilde şu toprakları alalım abi. Bu şekilde kıyılardan ilerleyeyim biraz daha. Aynen. Çünkü Hazar Denizi'nde falan açıkçası benim gözüm yok. Daha çok kıyılardan ilerlemek benim için daha yararlı olacaktır. Şöyle Afganistan'a da girebiliriz. Afganistan coğrafyasını da tamamen elimize geçiririm. Orası da yine acı çeken bir coğrafya. Yani öyle çok parlak bir coğrafya değil, değil mi? Hepimizin malumudur bence. Öyle çok parlak bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Evet, güzel. Bu şekilde barış antlaşması açıkçası bana uygun görünüyor. Şurayı iptal edip belki burayı alabiliriz. Onun üstüne burayı yok, alamıyoruz. Tamam, bu şekilde daha iyi ya. Bu şekilde bence daha iyi kesinlikle. Ama Türkiye ile de bir savaş yapmamız gerek ya kesinlikle. Yani Türkiye ile harbiden bir savaş yapmamız gerek. Çünkü şu sınırlar çok bozdu ya. Yani bu toprakları benim almam lazımdı. Benim için önemli olanlar buralardı zaten. Yani biraz acayip oldu abi. Değişik sınırlar oldu. Şöyle yapsak. Yani Afganistan'ın bir kısmını alalım. İran topraklarının tamamını alalım abi. Biraz daha iptal et. Bir tane daha iptal et. Aynen bu şekil. Şurayı da alalım. Aynen. Bak bu şekilde daha güzel abi kesinlikle. Yolluyorum teklifi, tabii ki de kabul ediliyor. Türkiye'den aldığımız topraklardan sonra da
Yani Türkiye ile de büyük bir ihtimalle bir savaş gerçekleştireceğiz abi. Yani kusura bakmasın ama Türkiye ile de savaşmamız gerekecek gibi görünüyor maalesef. Acı gerçekler bunlar. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü benim o coğrafyayı, yani şu toprak sınırlarını, toprak güzelliğini, toprak bütünlüğümü toparlamam lazım abi. Böyle bir toprak bütünlüğünde maalesef ilerlemek bizim için çok elverişli olmaz. 74 binlik ordumu Şam'a çekiyorum. Tabi İran'a karşı beraber savaştığımız için de Türkiye ile olan ilişkilerimiz artık epey bir arttı. Nirvana seviyesine ulaşıyor. Bu arada Kürdistan'ı da artık aradan çıkarmamız lazım. Kürdistan harbiden orada meşru bir şekilde kurulmamış bir ülke bence. Yani orayı bir halletmemiz lazım bizim. O pek meşru bir devlet gibi gelmiyor bana. O sebeple orayı bir halletmemiz lazım. Üstelik de nasıl bir yaşam sürdüklerini bilmiyoruz ama sahip oldukları ekonomiye bakılırsa öyle çok da rahat bir yaşam sürmüyorlar. Macaristan'la müttefik olmaları beni çok da alakadar etmez. Avrupa zaten üst üste gelen büyük savaşlardan şu anda bayağı muzdarip bir durumda. Yani Avrupa'daki bütün ülkeler neredeyse güçsüz düşüyorlar. Almanya hariç. Almanya o kadar güzel ilerliyor ki, o kadar dengeli savaşlarla ilerleyip gücünü, ekonomisini öyle güzel arttırıyor ki harbiden Almanya Avrupa'nın geleceği abi kesinlikle. Şimdi ben yanlışlıkla savaşı ilan ettim bu arada. Evet, çok yanlış oldu harbiden. Harbiden çok yanlış oldu. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Ya iki bölümde de aynı şeyi yaptım abi bu arada. Yanlışlıkla iki bölümde de savaş ilan ettim. Oradan birazcık... Ya abicim oradan gelme işte, şuradan gel ya. Evet abi, evet. Evet lan var ya vallahi. Ben niye elime hakim olamıyorum abi? Tak diye önüme gelen devlete savaş ilan ediyorum ya. Harbiden benim bir elime hakim olmam lazım. Lan oh be, iyi bari bu tur saldırmamaları güzel oldu ama yağma yapıyorlar ya cidden. Cidden var ya. Kötü oldu bu ya. Keşke izin vermeseydik yağma yapmalarına. Yani. Neyse tamam aldık ya, sorun değil. Tamam güzel, Kürdistan'ı aldık. Öyle çok büyük bir ekonomik kaybına uğramadık ya bence. Değil mi? Öyle çok büyük bir... Yok tamam ya, gayet iyi abi. Büyük bir ekonomik kaybına uğramadık yani. Güzel tamam. Yani adamların içindeki pisliği de ortaya çıkarmış olduk abi. Adamlar yağma yapıyor, yağma. Yağma hiçbir devletin yapacağı bir şey. Hiçbir böyle ne bileyim coğrafyanın, halkın, halkların daha doğrusu. Herhangi bir millete mensup olursa olsun. Halkların iyiliğini düşünen hiçbir devletin yapacağı bir iş değildir kesinlikle yağma. Amerika serisinde yaptık mesela. Çünkü Amerika halkların iyiliğini pek düşünen bir ülke değil. Yani bildiğimiz üzere real olursak, biraz realist olursak. Yani Amerika öyle bir ülke değil abi. O sebeple önümüze geleni yaptık vallahi. Pek de öyle bir vicdan azabı çekmedik abi yaptıklarımızdan. Çünkü Amerika oynuyorduk. Yani çok büyük bir sorun çıkmadı. Bu arada aldığımız topraklardan sonra ülke istikrarı %27'ye düştü. Ülkenin sadece %27'si Suriyeli yani. Bunu düzeltmemiz lazım tabii ki acilen. Yoksa yani İran hemen isyan çıkarır. Ülkenin %75'iyle beraber içimizden geçer. O sıkıntılı bir durum biraz. Hemen abi seri bir şekilde şunları tamamlayalım. Tabi diplomasi puanı birazcık az geliyor. Sebebi de galiba yaptığımız diplomatik ilişkiler olabilir. Evet abi pek çok dost medeniyetimiz var. Amerika Birleşik Devletleri benden askeri erişimimizi istiyor. Hayır abicim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim coğrafyamızdaki emperyalist planlarını, uygulamalarına izin vermeyeceğiz kesinlikle. Biz bu coğrafyanın, bu coğrafyada yaşayan ülkeler tarafından kaderinin belirlenmesinden razıyız. O sebeple Amerika'ya herhangi bir askeri erişim izni kesinlikle verilmeyecek. Geri çeviriyorum, reddediyorum. Kesinlikle Amerika'yla iyi ilişkiler kurulmayacak abi. Yani Amerika'nın çünkü bu coğrafyadaki amaçları, emelleri bellidir. Ki zaten bizim bu şekilde yayılışımız ve değerli toprakları ele geçirişimiz de Amerika'nın yakında gözüne batacaktır. Bu durum bizi Amerika'yla karşı karşıya da getirecektir. Ama biz her şeyi göze alacağız ve gerekirse Amerika'ya karşı bile bu coğrafyanın korunması için, biliyorsunuz biz Arapların adeta temsilcisiyiz demiştik. Bu coğrafyanın korunması için gerekirse Amerika'yı bile karşımıza alacağız. Gerekirse bunu da yapacağız. Hiç çekinmem. Hiç çekinmem. Amerika'yı bile karşıma alırım abi. Gerçekten çekinmem. Şimdi sıradaki savaşımız büyük bir ihtimalle artık Türkiye savaşı olacak. Ya Türkiye ya da Mısır savaşı olabilir. Şöyle yapabiliriz. Hangisi güçsüzse ona dalarız. Mısır daha güçsüz gibi görünüyor. Ama aslında neredeyse denk güçleri. Neredeyse denk ama... Abi Mısır... Mısır sen biraz gereksiz genişliyorsun ha. Gözüme batmadı değil. Eğer bırakırsak Mısır daha da genişleyecek gibi. Yani bak mesela... Türkiye'ye baktığımızda öyle çok agresif bir genişleme görmüyoruz. Sadece İran savaşı gerçekleştirdi. O da zaten bizim işimize yaradı. Ama Mısır gitmiş Sudan'ı almış. Yemen'i almış. Umman'la savaşta Umman'ı da alacak. Mısır eğer biraz daha bırakırsak daha da güçlenecek. Ve bu bize zarar verecek bir durum. Bu arada dostlar artık şu hani... Ordu basım işlemi gerçekleştirirken aman ekonomisi yüksek olan toprakları kullanmayalım diyordum ya. O karardan vazgeçtim. Zaten manuel ekonomik yatırımlarla her türlü ekonomiyi geri toparlıyoruz abi. Önemli olan hızlı bir şekilde ordu basım işlemi gerçekleştirip bu ordu basım işlemleriyle gerekli hedefleri yerine getirmek. Zaten bu hedefleri hızlı bir şekilde yerine getirirsen ekonomik yatırımlar yapacak vaktin de kalır.
bizim hızlı hareket etmemiz lazım. Biz bu toprakları kullanmadığımızda ordu basım işlemlerimiz çok yavaşlıyor ve yapacağımız savaşlar gecikiyor. Bu da bize zaman kaybettiriyor. Yıllar 2063'e geldi. Oyuna başladığımızdan bu yana 43 sene geçti. 43 senede yani iyi bir ilerleyiş kat ettik mi kat ettik ama daha hızlısı da olabilirdi. Yani bu sebeple biraz daha artık buradan sonra amacım aman ekonomiyi harcamayalım lan çok. Hadi hurra hızlı bir şekilde ordu basalım olacak. Bu arada artık daha geniş coğrafyalara ulaştığımıza göre daha önemli diplomatik hamleler de yapmamız gerekiyor. Örneğin sınırlarımızdaki İran. Çin de büyük bir ihtimalle sınırlarımıza gelecek. İran değil bu arada Hindistan, özür dilerim yanlış söyledim. Hindistan ve Çin'le kesinlikle ilişkileri iyi tutmak lazım mesela. Onun haricinde benim sınırlarımda bana çok sorun çıkarabilecek bir ülke görünmüyor dostlar. Evet dostlar yavaştan artık bu bölümü de burada bitirelim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüm Mısır Savaşı ile başlayacak. Belki de Türkiye Savaşı ile bitecek. Şu anda herhangi bir kanaatim, kararım yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Serinin devamı için videoya like atmanız yeterli. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.